Tokumacı. Tezcanlı. Tokumacı. Kaç yıl yaptın? 40 yıl. Neden bıraktın acaba? Hadi, sermayeden mi yoksa? Bizim zeraatimiz artı büyük çekmeceler, kilim zeceler çıktı ya, bizimkiler lav oldu. Peki ondan sonra başka neler yaptın? Şöyle kısaca anlat. Şimdiye kadar neler yaptın yani değişik yani, meslekler? Dokumacılık yaptık mesela. Ayak işi yaptık, saçlılık yaptık. Efendim işte aşağı şehre göçtük, şehre göçtük, bağa göçtük, şehre göçtük. Yahut sonra Çakan'a göçtük, bahçeli evlere. İşte. Peki bu, sana da sorayım, bu şehir adama niye göçtü bu millet 5 sene? Sebep neydi? Sel aktı. Adam aktı baharda. Mesela çağırdı ev aktı. Şeyde onun için hükümet buraya çıkarttı memleketi. Peki şimdi diyorum ki bu aşağı şehirden millet var iken hiçbir taşı düşmedi, bir hali düşmeyen bu millet dışarı göçtükten sonra niye yıkıldı bu camiler? Acaba sebebi neydi? Kim yıktı? Memleket işsiz kaldı. Millet yıktı. Kendi kendine. Allah'ın evini kul nasıl yıkar? Evvel niye yıkmadı? Öyle de şimdi gazaba mı geldiler ya? Memleket kimse kalmazsa değilsin. Daha sağlamı da var. İnşallah. Yerde kalanları yıktılar. Bazı camlar var. Peki hamamlar niye kendilerinin malı değil ki? Hamamlar 600 sene evvel yapılmış. Kimse 5 kuruş vermedi ki niye yıksınlar? Ama satın aldılar yıktılar. Allah Allah. Satın alıp yıkıyor. Ya. Peki. Şimdi sana bir daha şey sorayım. Bak şimdi o zaman bu şehrin Gayardın'a kurulacağını söylemişler. Yani yanlışlığıyla da şehri buraya kurmuşlar. Böyle bir şey doğru mu yanlış mı? Hayır, evet şehir yeri oradaydı zaten. Çatkaya'nın yeriydi, Selahin yeri. Neşi daha milletvekili olmak dolayısıyla buraya buldular. Hani Gayardı çatı diye bu çatı yaptılar ondan. Bak, şimdi demek ki Allah da bizim halkın dediği gibi tam aynı Külhane önünde arabanın önden geçti yol çata geldi değil mi? Tabii. Şimdi yalancıların yalan da ortaya çıkmış oldu. Evet tabii. Peki başka bir şey olarak bir şey söylesem şöyle bir şey okuyabilir misin? Şöyle kısa adam bir şey. Açılır baktınız bir gün, hemen battıkça batmaz yay. Sebepler halkıdır hallak, Recep'in kapatmaz ya. Sana şahım münacatım değil bir rızkın haşa. Huda rezzak alemdir, rızıksızın yaratmaz ya. Aman 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 aman. Ay güldürmeyin ya, ay tamam. Ben ya gülmeden duramam ne değil, sen gülmeden duramam çoklarım. Ben çıkartım. Ne valla bilir, ben derim. Aman. Hayır babayın. Yerleştiriyorlar.
Bu kum mu, çakıl mı, ne bu? O mermer tozu, mermer tozu. Ha. Ha. Evet. Ha. Aşağı aşağıda hangi obada oturuyordunuz? Meydan Mahallesi'nde. Evet. Lakabınız da kimlerden? Sultanağalar derler. Evet. Sen kimi, kimlerdensin? Kendini şöyle bir bu mesleğe nasıl geldin? Şimdiye kadar neler yaptın şöyle? Kısaca bir anlatır mısın? Babamın adı Mehmet Arı, Mehmet Hafız. Evet. Ondan sonra ilk olarak aşağı şehirde çiringillik yapardım. Evet. Tüfek tamir ederdim, çiringillik yapardım. Ondan sonra 1978'de bu mesleğe geldim. Evet. 78'den beri de şimdi bu mesleğe yeri diyor. Peki. Şimdi senden soruyorum. Bu Besli'den niye göçtüler? Neden göçtük? Yani sebep neydi acaba? Besli'de yazları sıcak olurdu. Ha. Çok sıcaktı. Ondan sonra sinek falan olurdu. Derenin arasıydı. Darıdı yeri. Evet. O sebeple göç ettiler. Ha, bir de dışarıya göçü diyorum ben. Bir, öyle o Bağşehir'e göçmeyi, bir de dışarıya Besli'den göçtüler, Besli'den, buradan. Dışarıya göçmek de işte, enerji, elektrik yoktu eskiden. Evet. Ondan sonra iş sahası yoktu. Besli'nin yeri darıdı, geçimini sağlayamadı birçokları ve göçtüler. Şimdi aklıma gelmişken, ya bu dışarı göçenler diyor ki, bu aşağı şehirde kimisi küpünden altın çıkarmış, kimisi evin altından bilmem ne bulmuş, böyle dedikodular var. Sen böyle bir şeye inanıyor musun? Ben yani böyle altın buldu gitti diyorlar, burada zengin oldu gitti diyorlar. Yok, öyle zengin olup gitme değil de altın bulan da oldu yani. Bir tabağda buldular benim aklımın yettiği. Ha. Bir tabağda gavur öğrenlerinde tabağda çıkardılar. Böyle içinde tabağının doluydu, ben kaç tane vardı. Yarım kilo altın olsa o devirde 14 bin lira yapar. Ondan Uşak'ta fabrika alınır mı, alınmaz? Yok, alınmaz. İmkan yok. İşte yani. Bunlar. Bir de şu, bu biz aşağı şehirde siz oturduğumuz zaman bir halık düşmemişti. Evet. Şimdi hamamlar, 11 tane cami gitti, 3 tane dev hamam yok oldu. Evet, yok. Acaba bunun sebebi ne? Neden yıkıldı bu? Vallahi, bakımsızlıktan mı? Neden? Vallahi işte bunları esas taş çekenler yıktılar. O taş çekenler vardı ya. Yıktılar. O miskinin bu minarelerin taşını çektiler, camilerin taşını çektiler. Eysi yıktılar. Ha, onlara bu fırsat verildi. Fırsat halbuki verildi. Bu Allah'ın evi yıkılmaz, çok günah aslında. Günahdı ya. İşte devlet de şey yapmadı. El uzatmadı. Devlet el uzatmayıp da sahipsiz kalınca işte rastgele söktü. Hatta kurşunlu camının bile o alemini çıkardılar. Minarenin alemini çıkardılar. Evet. Altın diye. Halbuki altın İslamiyet'te yasak. Yani. Evet. Yasak olduğu halde çıkardılar işte. O altın da değerli. Esas banmaydı. Evet. Peki bir de diyorlar ki bu Besli'nin yeri yanlış yere kuruldu. Onun için millet tedirgin oldu. Kaygan arazi diyorlar. Evet. Şimdi bu acaba sen olsaydın Besli'yi nereye kurardın? Soruyorum sana. Olsaydım, aklım yetseydi, eğer Besli kalktığı zaman ben daha çocuğuydum, aklım yetmiyordu. Evet. Besli doğrudan doğruya delikli kayaya kurardım. Delikli kaya, hem niye? Sağlam, hem suyunun gelmesi kolay, hem eskiden bir devlet dedik, devlette su vardı, o su 10 sene idare ederdi. Bir de heyelan bölgesi değil. Daş içerisinde, ondan sonra göl başına daha yakın, 14 kilometre oradan yol açılsa daha düz olur, daha heyelansız olur ve viraj falan olmazdı. 14 kilometre de yakın olurdu. Evet. İşi rast gelsin, yine büyüklerimiz tutmuşlar burayı kendi menfaatleri icabı ve mülkümüze yakın olsun. Memleketimizin bizim arazimize yakın olsun diye tutmuşlar, buraya kurmuşlar. Değerlensin diye. Değerlensin diye. Sen Çat Gölü'nü bilirsin değil mi? Bilirim, Çat Gölü'nde yıkandım bile. Yıkandım. Kabile'nin oğlu Mustafa, Kelmesto'nun oğlu Kara. Ondan sonra rahmetlik oldu Kara şimdi. Onlarla beraber okuldaydık, ilkokuldaydık. Gelir Çat'ın gölünde yıkanırdık. Evet. Şimdi söylüyoruz, hayal oluyor. Kimse inanmıyor değil mi? Yerini bile gösteremezler şimdi. Evet. Şık Mustafa'nın evi onun yeri. Evet. Kerim'in köyü Şık Mustafa'nın evinin yeri.
Peki şimdi bir de diyoruz ki şimdi Besni'nin her yönüyle artık dağılmış. 4-5 vilayette biz Besni'nin kökenli araştırma yapıyoruz. Evet. Aile kökenimiz kaybolmasın. Evet. Böyle biz katkısız Türkmeniz aslımız. Evet. Ha, katkısız. Evet. Başka ülkelerde evlenmişler, bozulmuş ama bizde hep kısım akraba, aynı millet, aynı kavim geliyor. Evet. Asya'dan belli. Evet. Kan değişmemiş. Evet. Şimdi hem bunları ayakta diri tutmak, bizim gayemiz böyle filmle canlı tutmak, evet, hem de törelerimize sahip çıkmak. Evet. Bunun için bizim kültürümüz var. Çalıyorduk, söylüyorduk aşağı şehirde. Tabii, tabii. Şimdi o günleri bulabiliyor muyuz? Bulamıyoruz, imkan yok. Ha. O günleri bulmak imkansız. Şimdi neden? Kendi şeyimizi, havamızı kendimiz çalıyorduk, kendimiz eğleniyorduk. Şimdi biz de yeni bir folklor kurmak istiyoruz. Besni'ye yakışır bir folklor. Evet. Bunun için de maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Böyle bir kuruluş olursa. Tabii bulunur. Bulunmaz olur mu? Memlekette eskiden Belanglızadeler, Kocazadeler, Lüzumzadeler, ondan sonra ne bileyim ben, bunlar hep böyle gelmiş, burada yaşamış. Peki, sağ ol. Verdiğiniz bilgiden dolayı teşekkür eder, işlerinizde başarılar dilerim. Memleketimizde 40 tane hafız vardı, 40 tane eskiden. Şimdi 2 tane kaldı, 2 tane. Hani diyorlar ki eskiden efendim kitaplar yakıldı. Hiç gördün mü Kur'an yakıldığını, duydun mu? Vallahi yakılmadı da yakıldığını görmedim, toplandığını biliyorum. Stokya'ya giderdik, gelip Kur'an-ı Kerimlerimizi toplarlardı. Başçavuşlar falan toplarlardı. O zaman jandarmalar, şunlar bunlar, hatta korka korka kurduk. Jandarma geliyor diye hemen selenin altına korka kapatırdık kitapları. Öyle kuruyor ama yaptıklarını görmedik. İşte bu dinin hurafa yönüne kaymasın diye, bu sokakta her gelen hoca okutmasın, bilinçli kişiler okutsun diye devlet bu tedbiri almıştı. Evet. Tabii bunu millet dinsizlikle hitap ediyordu aslında. Evet. Yanlış öğretilmenin sonu bak ne oldu, elimizde hafız kalmadı. He ya, hafız kalmadı. Bizde kadınların %70'i okumuştu değil mi? Hadi yuna. Tamam, çektim. Tamam, gel otursana. Otur lan.
Hoca bekle oğlum baba. Daha kırmızı mı verin?
Kocaya fırın nereden aklına düştü? Hani biri tavsiye mi etti, sen gittin, gezdin, gördün de öyle mi aldın? Ben Osmanlı'ya yazıyordum. Ha. Bak, Osmanlı'ya ben... Kaç mal oluyor bir fırın şimdi, böyle bir 10 fırın? Böyle bir 260 milyona mal oldu. 260 milyon. Evet. Ya. Peki şimdi öbürü mü rahat, bu mu rahat? Bu rahat. Bu rahat değil mi? Peki, köylere de götürebiliyor musunuz? Evet, evet. Başkasını götürür, sizin arabanız mı var? Kendi arabamızla başlıyoruz. Biraz iş olmayan arabalarla gelip satıyor. Evet. Hani bakıyorum da yani satış diğerlerine göre iyi. Çünkü bunlar dayanıklı. Evet. Değil mi? Evet. Öbür ekmekler çabuk dayanmıyordu. Çabuk. Evet. Şimdi köylerde daha çok alıyorlar değil mi? Tabii. Köyler tabii. Evet. Kaç tane fırın var beşte böyle modern? 17 tane. Şey mi? Ya bu modern fırınlar. 2 lira var. 2 tane. Biri kap, bunun adı ne oluyor? Buranın daha ismini yapma. Yeni maddesine daha uçuyor. Modern olsun evet. Burada. Ha? Evet. Modern fırınlar. Evet. Oldu. Peki, ben bir şey daha söyleyeyim. Evet. Şimdi, diyorum ki, her şeyin iyisi, masrafsızı, güzeli, teknoloji gelişiyor. Evet. Bir de kendimize has, ileride bunlar da tava pişirilir mi? Bu beslenin adetleri de bunda yürütecek bir şey tava düşünüyor musun? Tava pişirilir de, hiçbir ya at yok hiç. Hı? Stop. Ha. Şimdi sen abi. Şimdi ne yapayım? 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 Ne yapay